Evet arkadaşlar, burası sökülmüş bir fıstığın harmanı. Tarlada sökülen fıstık yaş olduğu için böyle güneşte harman yeri oluşturuluyor ve kurutmaya çalışıyorlar. Yani ne kadar da olsa toprağın altında nemli, nemli olduğu için de fıstık burada harman yerinde böyle sürekli bu sırt halinde yapılıyor gördüğünüz gibi. Sonra bu sırtlar devriliyor, yön değiştiriliyor ve fıstığı kurutuyorlar arkadaşlar. Kurutulan fıstığı daha sonra uygun fiyatını ayarladığında satıyor arkadaşlarımız. Bu şekilde çiftçilik faaliyetlerini gösteriyorlar. Size şöyle göstereyim. Burası fıstık harmanı. Fıstığımız yer fıstığı arkadaşlar, bilmeyenler için. Yer fıstığı toprağın altında yetişiyor. Söküm işlemi yapılıyor ve güneşte bir hafta 10 gün bekletiliyor. Fıstık kuruyup garantiye alınana kadar, yani küf ve herhangi bir hastalık getirmeyecek şekle gelene kadar harman yeri denilen burada kurutma işlemi yapılıyor arkadaşlar. Tarladan sökülen fıstık eleniyor. Bu şu an elenmiş hali. Burada bir fıstık daha var arkadaşlar. Bu da başka bir tarladan sökülmüş olan fıstık. Bu da biraz siyah duruyor ona göre. Ama bunun böyle renk değişiminin olması, bu salma suyu ile sulanmış, bu taraftaki yağmurlama ile. Bu görmüş olduğunuz alandaki yer fıstığı arkadaşlar yaklaşık 50 dönüm araziden hasat edilmiş. Yani 50 dönüm araziden bu kadar yer fıstığı çıkmış. Burada hasat edip harman edilip kurutulacak. Kurutulduktan sonra da bu harmanın sahibi Mustafa kardeşimiz fıstığını uygun bir fiyata satacak veya deposu varsa deposuna koyacak. Ondan sonra çiftçilik işlemine devam edecek. Bu şekilde harmanı size göstermek istedim. Evet, yer fıstığı arkadaşlar İnsan sağlığı için çok faydalı. Üretimiyle ilgili videolarımda göreceksiniz. Bu da fıstığın harmanı. Evet arkadaşlar, bu harman yerinin bir de harman yerinde bekleyen arkadaşlarımız var. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bu arkadaşlarımız da Mustafa arkadaşımızla birlikte çalışıyorlar. Harman yerinde şu an yer fıstıklarına zarar gelmesin diye burada bekliyorlar. Köyün dışında bir yerde. Evet arkadaşlar, sizi tanıyalım. Adını söyle, yaşını söyle, ne bileyim işte burada ne yapıyorsun? Adım Gürcan, işte 33 yaşındayım. Arkadaşın fıstığıyla uğraşıyoruz. Söktük, eledik. Allah kolaylık versin kardeşim. İşte kurumasını bekliyoruz. Sonra içeri kaldıracağız. Öyle işte uğraşıyoruz. Allah kolaylık versin. Seni tanıyalım kardeşim. Uğur adım kardeşim. Uğur. Evet. Harman yerindeyiz. Devamlı çalışmaktayız. Çeviriyoruz fıstıkları. Kurusun diye bekliyoruz. Allah kolaylık versin. Ambara kaldıracağız herhalde bu gidişte. Fiyatlar düşük. Düşük. Verim... Tamam, o zaman kurutma işlemini yapıp depoya koyacaksınız. Aynen. Evet. Verimler evet. De düşük bu sene. Evet olabilir. Evet. Burada Fikret Geç de var arkadaşlar. Videolarımdan tanırsınız. Şu an yer fıstığı yiyor. Yemekle meşgul devamlı zaten. Başka bir şey yok. Da Burhan yeğenimiz. Böyle arkadaşlar. Harmanımız. Geldik harman yerine. Elenmiş.
elenmiş fıstığımızdan aldık. Biraz da aldık. Mustafa arkadaşımız sağ olsun ikramda bulundu. Elenmiş halini de göstereyim yani. Fıstığı elemenin sebebi. Neden eleniyor? Fıstık çünkü toprağın altından çıkıyor. Üzerinde toprak kalıntıları oluyor. Ve bu toprak kalıntılarından arındırılması gerekiyor. Elerken çekemedik. Kısmet olmadı ama elenmiş halini yani burası elenmiş fıstık. Bir de bundan çıkan toprakları göstereceğim size arkadaşlar şimdi. Evet, burası da gördüğünüz gibi burada yığılmış toprak, fıstığın elenmiş hali. Yani elenmiş fıstıktan çıkan topraklar, bakın. Gördünüz mü? İçinde fıstık kalıntıları da var. Tek tük. Yani fıstığın üzerinde beraber sökülürken gelen, kökteki gelen topraklar elenince oradaki gibi fıstık ayıklanıyor. Bu da kalıntısı toprak. Yani elemezsen, yani eleme işlemi yapmazlarsa mecburen böyle toprak oluyor üstünde. Bu toprak kalmasın diye de gördüğünüz gibi böyle burada sapı yani dallarının kurumuş hali. Burada da toprak arkadaşlar. Çünkü fıstık sökülürken ister istemez üzerinde toprak oluyor. Bu şekilde yer fıstığına yapılan işlemleri görmüş olduk arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha doğrusu buraya kadar izleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi sloganımız neydi? Baş parmaklar yukarı. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Hepinize Allah'tan kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Evet arkadaşlar, baş parmaklar yukarı. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a ısmarladık. Fıstık eleme yapılmış harman yerini siz sevgili Erhan Çelikel izleyicilerine gösterdim arkadaşlar.